ayın 24'ündeki maç bu işin çözecek maç olacak. 24'de dedin Selim abi? Aralıktaki maç. Derbi maç. 20 derbi. derbi maç. Çünkü derbi maça kadar tahmin ediyorum iki takımda puan kaybetmeyeceklerini edebilirler de o ayrı bir şey. Ama Şimdi görünen o ki tamam mı? İki takım da iyi oynuyor. Tamam mı? 24'ündeki maçı Fenerbahçe kazanırsa bu iş biter. Neden biter? Neden biteceğini söyleyeyim ben sana. Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha çok puan kaybetme yüksü var. Şöyle o da. Şimdi hem şey maçlarını oynuyor. Hem geliyor burada öbür maçları Avrupa Ligi oynuyor. Tabii. Onu yoruyor bir defa. Yoruyor. Siz de konferans oynuyorsunuz. E, tamam ama daha nispeten zayıf takım. Seninki <laughs> daha Güç Avrupa'nın güçlü takımları abi şimdi abi, Fenerbahçe Trabzon'la Fenerbahçe. her şey. Fenerbahçe zaten abi 3. lig gibi ya UEFA'nın 3. ligi gibi konferans ligi. Abi Selam Bayern Münih'le oynadın Gökmen abi sen ne efor ee, sarf etti takım o ilk 45'te oğlum tabi. tamam da abi. işte diyorum Şampiyonlar Ligi 1. lig. Abi. anladın mı UEFA Ligi var 2. lig Konferans Bak, Ligi 3. lig diyorum Fenerbahçe Trabzon maçı bugüne kadarki en farklı skorla biter. Tarihi fark olur benim bugün izlediğim Trabzon takımı yürüyecek hali yok. Yani Abdullah Avcı değil. Dört tane Abdullah Avcı koysan, Fatih Terim ve Şenol Güneş de kulübeye koysan e, Trabzon'da Trabzon'un yürüyecek hali yok. Ya eğer Fenerbahçe işit başın birinci dakikadan 90 dakikaya kadar ciddiyetle yaptığı zaman Fred oynamasa daha iyi ben açık söyleyeyim yani maç 4-5'e falan gider. Büyük maçlar... Meşler... Daha önce en farklı skor ne ona da bakacağım. Ama Adana Demirspor Fener maçı 2 hafta sonra oynanacak. 12 Kasım'daki maç Adana Demirspor sahasında 6'da 6 yaptı. Fenerbahçe eğer o maçı da alırsa ben de derim, diyebilirim ki evet bu Fenerbahçe gerçekten bu sene şampiyon olma şansı Galatasaray'dan daha, daha fazla diyebilirim. Hayatta olmaz. 20'de tamam, 20 oldu. yapmış bir takım konuşuyoruz. Bakın şaka değil Fark etmez bu. Fark Selim abi. Abi şu ana kadar ki takımlar Olamaz. fındık fıstık takımlarıydı Acı Abi şey. öyle deme. Öyle abi. Takım bakım değiller abi. Bak Pendik. Biraz Hatay. E şey, ne hat kadar harcadı baba? Kasımpaşa, Rize, Başakşehir, yani. Alanya Oynananlar. Ya biraz orada dişli bir takım Antalya maçı vardı. O maçta puan kaybedebilirdi. O maçı da iyi atlattı. İyi döndü. Ankara gücü ve Samsun maçlarında kötü oynayan Fenerbahçe yine kazandı. 2-0 ve 1-0. Gaziantep takımı zaten kolu kanadı kırık başlamıştı lige. Şimdiki Gaziantep böylesi daha farklı olurdu. Sumidokun Sumidoku takımıyla. Velhasıl bana göre Fenerbahçe'nin fikstürü önümüzdeki hafta başlıyor. Trabzon maçı tarihi fark olur diyorum. Adana Demirspor maçı içerideki Karagümrük ve Sivas maçları Zorlu geçmez ve Beşiktaş tepki asmanına gidiyor. Bu 4 maçta Fenerbahçe 12 puan alırsa benim için diye bana göre şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın önünde e yer alır.